Ev kuşu arabası İstanbul'un muhteşem manzaralarını ardında bırakarak hedefine doğru yol alırken biz de ev sahibimizin yanına gidiyoruz. Bakalım ev sahibimiz Evrim Akın'ı nasıl davet etmişti? Merhaba canım, merhaba canım. Nasılsın aşkım? İyiyim tatlım. Evrimciğim seni çok seviyoruz canım. Ne olur bize gel. Ne olur. Ne olur bize gel. Ne olursun Evrimcim, ne olursun. Böylece biz yeni ev sahibimizle tanışmış olduk. Artık sıra Evrim Akın'da. Bakın o da geldi bile. Evrim Akın'la ev kuşundan herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi yine enerji dolusun Evrim. Sohbete başlamadan önce söyler misin kime gidiyoruz? Kime mi gidiyoruz? Kime gidiyoruz? Şengül ablaya gidiyoruz. Kızı Buse ile birlikte bize başvurdular. Peki Buse ve Şengül Hanım neredeler? Neredeler? İstanbul'un Güzide semtindeler. Bahçeli evlerdeler. Başvurdular. Biz de başvurularını... Henüz Şengül Hanım'ın yaşadığı apartmana girmeden gökten sevgi dolu öpücükler yağmaya başladı. Öpücük mü attın bana? Bir daha at. Ay kurban olurum. Merhaba canım. Hoş geldin canım. Hoş buldum geldin. Tatlım. Hadi çık kapıya. Öpücükler yağdıran Gülcan Hanım'ın isteğini kırmayan Evrim soluğu hemen apartmanda aldı. Neredesin? Buradayım. Canım. Ay seni çok seviyorum. Ay kurban olurum. Bağlı mısın bizi? Hem de nasıl piramitleri izliyorum. Bez bebekten oğlum küçüktü. Hah. Anne Nana'ya ne olacak? Anne Nana'ya ne olacak? Ay kurban. Nana şimdi dershaneye gitti. Aa ben mi büyüttüm onu? Yani. Yani. Gözünü bir nesil benle büyüttüm. Lise 2'ye gidiyor maşallah. Şimdi. Maşallah. İyi mi dersleri? İyi çok şükür. Oh maşallah. İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. Ay maşallah. Maşallah. Hadi inşallah. Bakalım. Hani ay ne güzel. Anne dedi bize de çağır dedi. Çağırayım oğlum. Başvurun. Bizim babamız yok. Babamız olsun benim de yok. Allah rahmet eylesin. O cennette izliyor. Benim de yok babam. Babasız yaşamanın nasıl olduğunu çok iyi bilen Evrim, Gülcan Hanım'a destek olup morallendirmeye çalışıyor. O işte 16 yaşında şimdi girecek inşallah. Tam böyle ergenliğe denk gelen bir dönemde şey kaybeder babayı. Bir anda kalp krizi. Yani daha doğrusu şeyden, bypass'tan çıkamadı. Hani ben de istiyorum, hani mutfağımı istiyorum, banyo, her tarafını istiyorum ama ağlama lütfen. Ben üzmek için söylüyorum, lütfen, lütfen. Ben biliyorum, hani hep izliyorum sizi böyle, işte babanızın olma, çok duygusal bir yerden vurdum, çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Olsun benim de yok. Allah rahmet eylesin. O cennette izliyor. Benim de yok babam. Hiç üzülmeyin tamam mı? Çok Allah çok büyük. Onlar cennetullah. Yani onu biliyorum. Onun büyüklüğüne inandığım için ayakta duruyorum. Bu Aralık 4'te tam 2 sene olacak ama tamam. Hani çok şükür inançlı bir insan olduğum için hayattan hiç psikolojik destek almadım. Bu duygusal havayı dağıtıp bir an önce Şengül Hanım'ın dairesine çıkmamız gerekiyor. Kaçıncı kat? Üçüncü kat Evrimcim. Öpücük yağmuruyla girdiğimiz apartmanın henüz birinci katında gözyaşlarımızı tutamadık. Bakalım ev sahibimiz Şengül Hanım'ın dairesinde neler yaşanacak. Merhaba canım, merhaba canım. Nasılsın aşkım? İyiyim tatlım. Hoş geldin. Hoş geldin. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Ondan sonra diyecekler ki bana akıl hastası. Aşağıda ağlıyorum, burada gülüyorum. Bu evde ağlamana imkan yok. İmkan olabilirsin. Ay şimdi aşağıda hüngür şakır ağladım. Niye canım benim? Aşağıda biraz dertleştik komşunuzla. Evet. İsmi neydi? Gülcan. Gülcan Hanım'la. Böyle onda eşini kaybetmiş, babasını aynen. Kaybetmiş oğlu. Ben de babamı kaybeden bir kız çocuğu olduğum için bir dertleştik. Ooo diye hüngür şakır. Şimdi buraya çıkıyorum üzgün üzgün. Hatta kafamda dedi ki Allah'ım ya ne güzel bir enerjiyle geldim. Şimdi bu, ben hani sizin de videolarınızı izlemiştim. O, ne güzel eğleneceğiz falan. Şimdi ne biçim diyorum enerjiyle gireceğim içeri. Ay kapıyı bir açıyorum. Tamam diyorum bu nasıl bir duygu hiç. Yaşadığın bu duygu yoğunluğuna tüm izleyicilerimiz şahit Evrimcim. Millet de diyecek ki hani inanmayacaklar rol yapıyor bu. Demin ağlıyordu şimdi gülüyorsun ama ne yapabilirim? Dünya böyle bir şey değil mi? Aynen maalesef. Duyguyu taşıyamıyorum ben. Hemen ağlarım çabuk da gülerim. Şengül Hanım. Efendim canım. Oğuz seni.
Merhaba. Ne haber? İyi. Valla iyi. Sizi ne yeşilsiniz o göz mü? Aa ben de. Aa, tepeye takmış. Anneminki o. Evet. Tipe bak ya. Dur ben takayım. Ya aşk olsun. Ay çok koyu bir gözlük. Kafam daha güzel gözlükler var. Aa çok ne gözlükler da var daha. Abi takabilir miyim? Tabii ki de. Kendinden makyajım da. Ay daha güzel oldu. Aynada bakayım kendime. Ay merhaba. Merhaba. Merhaba canım. Merhaba canım. Nasılsın aşkım? İyiyim tatlım. Merhaba canım. Fransa Büyükelçisi karşınızda madam. Bonjour. Neşeli ev sahiplerimiz sayesinde kapının açılmasıyla evrimin yüzü gülmeye başladı. Bakalım içeri girince neler olacak? Ay hadi içeri girelim. Hadi girelim. Şengül Hanım kızı için nasıl yakıştırmalar yapacak? Bebek ya düşürdün mü anne? Elimden çok düştü bu. Trolldür kendisi. Bir troll. Şengül Hanım'ın hazırladığı yemekler evrimin aklını başından alacak. Aa benim ama. Abo! Kız Nuriye ne ettin kız? Süleyman ustamız evrimi neden kızdıracak? Ama sabahtan beri gözüm tamam, sende. Ben... Senin gözün yemekte Süleyman Bey. Ben bunu anlamıyorum. Boynum tutuldu sana bakmaktan. Şimdi adamlara döndüm diyorsun ki gözün onlarda. Sen beni görüyor musun? Mutfağı yenilemek isteyen ekibimiz taş üstünde taş bırakmayacak. Ay babacığım. Ay. Ay benim babama bak. Ay. Kanter içinde kalan Kadir ustamız nasıl çileden çıkacak? Bak defter süsü koymuşsun. Bak iki saattir burada yer kırdım, orana çektim. Bak kanter içinde kaldım. Şu anda elim, yüzüm, burnum, burnum belki de toz toprak içine gibi. Bir an önce ben alçı levacıyı yol vereyim diye çıktım. Ama bitirmişsin sonra. Bitirdim tabii. Alışverişe çıkan hanımlara evrim nasıl bir sürpriz hazırlayacak? Siz bir yürüyün kızlar. Peki tamam. Süleyman Usta'nın getirdiği güveç tenceresinden bakalım neler çıkacak. Yemeğin tadına bakayım ben de o zaman. Pek o bak. Yemek lezzetli gibi gelmiyor bana. Gelmiyor mu? Bak sen bak. Bakayım mı? Güveç kuşbaşı mı? Yani kuru fasulye mi? Kuşbaşı. Hepsi ve daha fazlası Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Ay ne hoş ev. Ne kadar enerjisi güzel. Ay soba. Evet. Aa. O benim vazgeçilmezim. Ay anneanne. Ay anneciğim. Ay ne yapıyor benim anneannem acaba? Ay şu işe başladığımdan beri anneannemle görüşemiyorum. Ay kötü olmuşturum. Evrimcim bu keyifli dakikaların üzerine seni biraz şaşırtalım istersen. Öncelikle yeni evli Buse'nin yaşını öğrenmek ister misin? Canım tevellüt kaç senin? 20 yaşındayım. Acelen neydi evlendin sen? Kocaya kaçtım. Koca sana kaçmış olmasın? Evet. Aldım istihbaratlara göre. Şengül anlat kı. Kayınvalide olarak anlat tabii. Allah. Bir dakika. Fransız konsolosu olarak sizi dinliyorum. Buyurun. Tamam işte aile karşı gelince bir baktım adam evde yani kocası. Seni ciddiyetle dinliyoruz. Anlat. Farkındayım. Adam evde olunca da biz de bir hafta içinde nikah yaptık canım. Evrimcim bizim de aldığımız istihbarata göre Buse evlenmesine rağmen okul hayatına devam ediyor. Ama olsun. Üniversite okumayı asla bırakmadım, hala devam ediyorum. Yok onu da bırakaydın bir de ay, de yani. Ay. O okuyor mu? Ha, hayır, yok, çalışıyor. Çalışıyor. Çalışsın. Erkek adam çalışıyor. Ben de her zaman aynı şeyi söylerim. Ay yok, ben çok maaş alırsam onu çalıştırmayacağım. Hayda gene aynı kısır günlerine gel. Gitsin dantel örsün. Sen bunu bebekken düşürdün mü anne? Elimden çok düştü bu. Trolldür kendisi. Bir troll. Bu ne biliyor bakarım. Ama ne diyor biliyor musun? Böyle bakıyorum sürekli evde geziyorum. Böyle manyak var. Ona troll diyor. Neyse bozulmadım. Bozul. Buse çaktırmasa da annesinin troll yakıştırmasına çok bozuldu evrimcim. İstersen konuyu değiştirip duvardaki fotoğrafların kime ait olduğunu öğrenelim. Kızdan baba... O ben. O sen misin? Ya. Evet canım o benim. Yok be çok güzel kadın. Yok, hala suratı güzel. Hala aynı. Suratı aynı. Sadece vücut değişti. Sayenizde. Evrimcim sen fotoğraflara şaşırdığın kadar biz de bu üç boyutlu resimlere şaşırdık. Üç boyutlu. Onlar benim çalışmalarım. Ben o kadar yetenekli değilim. Annenin mi? Tabii onlar benim. Hemen arka duvarda Şengül Hanım'ın diğer çalışmaları var. Oo. Nasıl yapıyorsun? Dur, bak göstereyim. Ne oluyor? Bak bu. Ev sahibimizin üç boyutlu çalışmaları gerçekten göz kamaştırıyor. Orijinal yani. Evet, bu resimden yapıyorum. Vay be.
Bunlar da normal tül değil. Hamurdan tül. Hamurdan yaptım tülü. Hadi canım. Valla o çok ilginç değil mi? Malzemeleri ha? Her gece bu yaparken kuklayı öpüyordum. Ay yapıyordum. Deli gibi öpüyordu. Koklacım iyi geceler diye böyle. Öpüyordu nasıl? Koklacım iyi geceler diyordu. Koklacım iyi geceler. Ben diyorum ne yapıyorsun sen? Sen oyuncu olsan öyle tatlısın ya. En iyi arkadaşı annesi olan Buse taklit yeteneğiyle kısa sürede bizleri güldürmeyi başardı. Bakalım başka ne komiklikler yapacak? Çok beğendim. Ay peruklarımı göstermem hadi, lazım. Hadi peruklarını getirmişim hacı. Ay ne tatlı bu. Gerçekmiş. Gerçek, ben bu maket gerçek sandım. Ben bunu takıyorum, İbrahim Yattara gibi oluyor. Yemin ediyorum. İbrahim Yattara diyor. Sevgiyle anıyoruz onu. Ama ben takmadım. Ben çok kafama geçirmedim. Ama sen takmasan da olur tabii. Anne nasıl oldu kız? Ay. Oldu mu? Kız çok tatlı oldu. Ay dur kız, ben gözlüğümü de takayım sana. Hangi gözlüğü takıyorsun? Anam tip tip gözlük bunda. Aa, tabii ki. Ay sen harcanıyorsun bu bahçeli evlerde yemin ediyorum ya. Ev sahiplerimizin çekmecesi gözlük dolu olur da Evrim denemeden bırakır mı? No woman no cry. Yakıştı mı? Özgür. Oh la la. Evet çok güzel oldu. Canım. Saçların aktı. Aynen öyle direkt. Allah ya, o nasıl bir peruk takmaktır? Ay ben o peruğu şey yapmamışım. Gördüğümüz kadarıyla çılgın ev sahiplerimizin salonu gayet iyi durumda Evrim. İstersen değişime karar verirken diğer odaları değerlendirelim. Ay esas bu. Ay gençler bir şey söyleyeceğim. Bu salonun yapılmaya ihtiyacı yok bence. Tabii oraları, diğer yerleri gezmedim ama salona dokunmayalım. Tamam. Salon iyi. Gezelim mi? Tamam. Tabii. Aa, bu da güzel. Değil mi? Bence. Ama gözlüğün var kız. Esas odada. Ya. Bir bak yani tatlı zaman yetme. Ay gidelim tatlı. En azından bir göz gezdiririz. Buyurun. Hadi gidelim kızlar, kızlar, kızlar. Şöyle gittin geldin mi? He gittim geldim. Sen yoruldun. Ne yaptın? Çok yoruldum. Masa mı yapacağım? Kovana bakayım ayaklarımı. Bir de İngilizce anlamıyorum diyor. Türkçe %100 yapsa. Rusça biliyor mu? Yok. Rusça bilince yüzü dönüyor. Salondan sonra sırada yatak odası var. Önden buyurun. Madam. Aa kırmızı. Yatak odasının her yeri Şengül Hanım'dan izler taşıyor. Lütfen bak perdelerime. Evet. Annem dikti kız bunları. Şengül sen vallahi Şengül diyorum. Genç olduğun için dediğim. Çok gencim değil mi? Değil. Herhalde genç. Evrimciğim bu canım. Evin en genç perdi. 15 yıllık yatak. Öbürleri yemin ediyorum yürüyen fosil. Yani artık fosil oldu onlar. Kaç yıllık artık yani. Uzun. Ay ne kuruyor. Sen şimdi bana fosil mi demek istiyorsun? Yani estağfurullah anneciğim ama öyle de olabilir. Bakayım. Tabii. Aman dikkat et Evrimciğim. Ay ne kadar gençsiniz sevgili yatak. Bu eski mobilyalardan iyice korkmaya başladık. Şengül Hanım eski gardırobun içine ne sakladı acaba? Alttan ver müziği abi, gerilim müziği. Sıtkı'ya seslen. Sıtkı'ya sesleniyorum. Anam! Tüpü geç. Tüpü geç. Ama ya. Lütfen. Abi bas. Buraya gömdü vurduk bu kadın ya. Gömme televizyon. Görse aklına gelmez. Bas çocuğum. Bas. Basılıyor bile vallahi. Bastım 50 metre. Şşş, kumandanın kılıfı var. Doz kapmaz. Ben sana diyor mantıka bu ev diye. Bas. Lütfen. Televizyonumuz çalışıyor bile. Aa, gördünüz Show TV. Ya. Evet, gördünüz değil mi? Çalışmadığını iddia edenlere duyurulur. Anne. Yallah'a çalışıyor. Ya, peki bunu izlemek, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şurada yatan adam ne yapsın? Bunu izlemek için affedersin şöyle mi izleyecek? Yo çok rahat izleyecek. Bir tek annem izliyor ki bunu, orada da yatıyor zaten. Baba ne yapıyor? Baba, uyuyor, horluyor. Böyle mi izleyeceğim ben bunu affedersin? Gardırobun içine tüplü televizyon yerleştiren Şengül Hanım, dekorasyonda çığır açsa da Evrim en çok ev sahiplerimizin gözlük koleksiyonuyla ilgileniyor. Of çok yakıştı ya. Aynen. Güzeline yakışmaz. Evrimciğim. Benim gene yeni. Aa, evet işte cennet. Ya
yalnız buna ben ilave yaptım. Annem ona bile ek yaptı yakında hamurla yani annem oralara destek verecek. Buna bile ek yaptı kız, helal olsun. Bir şey söyleyeceğim ya. Yakın zamanda televizyon programı yapacaklar buna da dizi çekecekler. Ben söyleyeyim ha anlatın siz yürüyeceğiniz iki koldan. Ah inşallah. Ama yok sen orada bile tembellikten onu da yapamazsın. Çık dışarı çık. Ezdi, ezdi seni. Yürü annem senle biz program yaparız. Tamam canım hemen hiç bak. Ay kurban olurum kıyamam şaka. Gene kıyamadı. Gel bakayım. Aa, gümüş hocam. Kız. O ya da söyleyeyim. Aman gümüş. Çok da güzel. Ay, ben seviyorum. Öyle vallahi mi? Vallahi gümüş. Öyle bu, ama bak mi? Bu altın evlilik teklif etti. Bak bu da düğme. Adını mı yazdın? Tabii evet. Canım çıkarken yazdırdım tabii. Adını yazma şuları bileyim ben. Evrimcim, kocasının adını bileğine yazdıran Buse'nin kayınvalidesiyle arası nasıl acaba? Kaynanan nasıl kız? Seviyor mu kaynananı? Yo. Şu kaynana bunu sevmiyor ki o onu sevmiyor. Kaynanan beni görünce böyle. Gene geldi bu. Gene mi geldi bu? Aynen surat budur yani. Niye kız? Sevmiyor kız beni. Sen sevilmeyecek insan mısın? Vallahi ben bile kendimi bazen sevmiyorum ama o hiç sevmiyor yani. Biraz sevsek de iyiydi yani ama o hiç sevmiyor yani. Aman Şengül Hanım, Buse neler söylüyor? Vallahi zaman zaman sevilmiyor, ben bile sevemiyorum. Ben de bak ben bile. Geçen beni eldivenle seviyor, yemin ederim. Çıkartmış eldiveni. Gel kızım, gel. Ne diyorsun ya sen dedi. Ben troll diyor seviyorum. Evrimcim istersen konuyu değiştirip dolabın içindeki yüzüklerden bahsedelim. Ay yüzükleri çok güzel ayol. Tebolla. Yüzük. Hepsi de taşlı duşlu ne kadar da güzel. Çok. Havalı kadın. Barış Manço Şengül gibi dedi. Takıyor vallahi rahmetli. Barış Manço gibi takıyor yüzükleri. Hele yüzükler. Hürrem gibi bak hele. Ben aldıydım onu. Pazardan kız 2 lira. Bir de doğru. Hediye aldım, hediyenin parasını söyle. Niye söylüyorsun hediyenin parasını? Evrimcim, şen kahkahalar arasında sohbetiniz gayet keyifli devam ediyor ama diğer odalara da gitsek nasıl olur? Aynen, gidelim. Annem şunu gidek koyayım canım. Hediye bugüne. Kızım, 2 liralık hediyesi. He? Kız hediye sünnettir, verek istersen. 2 lira takar mısın? Yok annem, ben takı alerjim var. Bunlar bile beni darıyor bazen. Şengül Hanım'ın evini gezmeye devam ediyoruz. Bakalım sırada neresi var? Mutfağımız. Kız bunlar ne? Ha dur önce hayır, plaklar. Onlar benim değerlilerim. Ay çok güzel. Çalışıyor mu? Tabii ki de. Muazzez abacı var. Hemen hemen. Hadi canım. Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni. Hey. Kimler var acaba? Hepsi sanat müziği. Tabii ya babamın anneannesinden de kalmalar var. Tabii. Tabii. O yüzden gözümüz gibi bakıyoruz. Hiç çıkartmıyorum. Babaya bak. Anneannesinden. Ya. İtalyana falan. Tabii. Kandırabı. Muazzebacın sesi var. Ne kadar değişik değil mi? Tatlı dile güler yüze doyulur mu Neşet Ertaş? Oyun havası bu. Vay. Çok seviyorum Neşet Ertaş. Takalım mı? Olur. Evrim karnı acıkan Süleyman Usta'yı elleriyle besleyecek. Ay kurban olayım. Nasıl yapayım? Yok, yok. Hayır lütfen ölümü gör. Ay kafayı vurma kurban olurum. Lütfen. Az sonra. İyi zarifmiş sesi. Şimdi böyle dağılmıyorum. Oynamayacağım. Başlayayım mı? Ben oynamam. Yok ben. Mersi. Taş yerinde. Asla. Şimdi kol bastıya geçiyormuşuz. Ha, asla oynamam. Zaten oynayamıyorum ya. Ne olur sen oynama. Böyle başla. Nasıl nasıl? O kimin oyunu? Ben oynayamıyorum ki. Oynayamam bu. Bu Neşet Ertaş değil ama Neşet. Okuyan Gülbin Kılıç. Neşet Ertaş'ın türküsünü okumuş. Olsun biz Neşet Ertaş'ı buradan rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Allah evet rahmet eylesin mekan cennet olsun ki bence cennette. Bence de. Evet. Nasıl böyle yapıyorduk? Evet. Ben hemen öğrenirim öyle. Sonra da bunu kapatalım tozlanmasın. Aynen.
Evet. Mutfak. Müzikle ruhumuzu doyurduktan sonra artık mutfağa geçebiliriz. Bakalım ev sahiplerimiz bizim için neler hazırlamış. Burası da mutfağımız Can. Tamam. Mutfak. Sana neler pişirdi anne? Annem. Aa, tarçın. Dur, dolmuş. Tarçın değil bu. Ne? Haşhaş. Haşhaş. Ha. Hey. Sen asıl buzdolabından çıkanlara bak Evrim. Aa, benim ama. Abo! Kız Nuriye, rehtim kız. Bak sana neler açtım abi, neler dolmalar sardım. Ay kıyam. Aa, sizde böyle mi yapılıyor dolma? Tabii, memleket dolması. Hele bakayım dadumla. Ya kurban olduğum Türk kadını ya. Bu kadar mı yetenekli olur? Ay, ben de sen... çok yetenekliyim. Zorla. Ay, zorla. Ay canım ya. Saat. Ay kıyamam. Ben de dedim. Senin enerjin yeter. Tatlı dilin yeter. Ben evet enerjim yeter. Ben içimdeki enerjiyle yapmaya çalışıyorum bu ama da, olmuyor. Bu ses salatası. Patatesi bir açsan da yeselerdi. Bu patatesi açmayayım yemin. Gece 2'den sonra yapılmış. Neydi en son patatesler ama gideri var yani evet, her türlü. Evet 2'den sonra. Soğanlı değil mi bu? Evet. Evet. Şeyli mi? Yumurta da var mı? Evet. Var. Sabahki kahvaltım benim. Bayılırım. Değil misin? Ama soğan koymam ben sabah kahvaltıya. E tabii sabah kahvaltı ben de olunca. Yemezler diyordum biliyor musun? Hani daha bugün yedim ama benim şöyle oluyor yani mesela diyet hani ekmek yemediğim zaman patates, ben de öyle. Yumurta, aynen. İçine böyle şey dereotu, şey ne olur maydanoz, pul biber. Maydanoz zorlatmadı bana ye yemezlerse diye. Yemezler herkese. Kim ben her şeyi, ben hayatta hiç yemek ayırt etmem. O çok güzel. Çok süper. Güzel. Şengül Hanım'ın aklına gelen şey başına gelecek mi? Aman. Aman dedi kadın. Yok ha? Evrimi paylaşamayan hanımlar mağazayı birbirine katacak. Anne bu bizi sattı ya. Anne iki dakikada hayırdır ne oluyoruz ne oluyoruz? Yok estağfurullah. Biz Evrimci. Anlamadık yani Evrimciğim lütfen. Az sonra. Şengül'üm tatlım kıymatlım. He canım. Benim bir fikrim var. Söyle canım. Mutfağı yapalım mı? Olur. Ay çok güzel olur çok biliyor musun? Çok güzel olur. Ya benim zevkime bırakır mısınız? Tabii ki de bırakırız. Ay tabii ki de. Vallahi. Sana bırakıyoruz o zaman senin o güzel ellerine. Aynen. El cihazlarınla yap mutfağımızı. Yapacağım. Yap. Kendim döşeyeceğim. Böyle alışveriş. Döşe. Vur vur gır 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 döşe. Ay yok balyozu ben vuracağım. Bu mutfaktan çok hırslıyım. Ya. İstemiyorum ya. Fayansların çok eski. Aynen öyle. İlk aldığınız gibi herhalde. Evsizin aynen. Değil mi? Şengül ve Buse Hanım büyük değişimi görünce neler yapacak? Bizim mutfak mı burası? Hani? Biz yapmış evi yapacağız. Başka yapacağız. İnanmıyorum. Büyük finalden heyecan ve mutluluk dolu anlar. Ay vay be böyle şey oldu. Ay. Ay ben de dur sarılayım. Şoka. Bence burayı yenileyelim arkadaşlar. Bayağı eskimişler. Hı? Aynen öyle. Biraz değil. Şişme yaptı onlar. Epey. Tamam. Tamam canımcığım. O zaman özdeyiş. Ben arabama göndereyim sizi. Tamam. Ustalarımı çağırayım buraya. İşe tamam. Koyulalım. Siz de arabada beni bekleyin. Hemen alışverişe yola çıkalım. Tamam. Aa süper. Dünyanın süper en güzel oldu. Şeyi sınırsız alışveriş. Ay dilimizi ne? Para ve umut sözlüklerimizle mi çıkalım? Herhalde. İstediğiniz her şeyle çıkabilirsiniz. Anne. İsterseniz kürklerinizi alın. Ama öyle soğuk ki. Ay. Aa bir dakika özel aracımla gidiyoruz. Şoförümüz falan var. Aa. Çok havalıyız bebeğim. Ay, bebeğim, bebeğim, aynen. Bebeğim. Bu canımı vereyim. Niye duruyoruz? Görüşürüz. Ailemizi aracımıza yollamadan önce beton tezgahı Buse'ye kırdıralım istersen. Dur de... Buse. Sen balyoz vuracaksın. Anne gitsin bekle. Balyoz vuracağım git. Hadi çüçüm. Ah çüçüm. Anne kız ayrılığı. Evet. Aa, göz aramada görüşürüz. Göz yaşlarıyla ağır kızlara bakıyorum ben de. Neyse git ya. Şengül Hanım'ı aracımıza Buse'yi de dinlenmeye gönderdiğimize göre artık ağalarımızı çağırabiliriz. O zaman... Ağalar! Ağalar, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Kudüs ağam. Süleyman! Recep ağam. Derviş ağam. Canım ağam, Gülen ağam.
Ki adam hep gülüyor ya. Bir kere üzgün görmedim. Canım Kadir babam. Mehmet abi. Evet. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Aa. Ha, acıktın. Evrimcim, Süleyman ustamızın haline bakar mısın? Aa. Süleyman, yorgun musunuz? Yok. Niye oturdunuz? Şimdi ne bakıyorum ben de. Ha, acıktınız. Ya acıkmadım da. O zaman ben size hemen ağzınıza dıbıştırayım bir tane. Ben ustalarımı aç bırakmam. Açlık doğru bir şey değil. Bir derviş babam. Sepetine vurdum, boğazımda kaldım. Helal helal. Ay Zorayım. Kurban olayım. Nasıl? Yok. Hayır lütfen, ölümü gör. Ay kafayı vurma, kurban olurum. Bak, lütfen. Hayat varken iş emniyeti garanti. Ağlar. Efendim. Gördüğünüz gibi mutfak. Evet. Derdimiz burası. Çok eski, bina ilk yapıldığından beri hiç ellenmemiş mutfak. Belli tezgahın görmedi o zaman. Evet, dolap kapakları zaten pert olmuştur bu amiyane tabiriyle. Bu mutfağı olduğu gibi boşaltacağız. Tamam. İçinde ne var ne yok dışarı atacağız. Hiçbir şey bırakmıyoruz. Hiçbir şey. Alanımız çok dar, takdir edersiniz evet. Ki. Ne yapıyoruz dar alanda her zamanki dar gibi? Dar alanda ferahlık için. Beyaz seçiyoruz. Beyaz seçiyoruz. Bir de ben şunu istiyorum, ev iyi. Camın önüne alalım ki hem alanımız, tezgah alanımız genişlesin, hem de gün ışığından faydalanalım. Bunu yapalım. Bir de, nerede benim Kudüs ustam? Orayı. Gerçekten mi? Tezgah altlarına, dolapların altına led aydınlatma istiyorum. Tamam. O da yüksek göstersin dolapları. Peki. Ki bunu da takdir tamam. Edersen daha bilirsin. Gizli aydınlatma istiyorum tavan içinde. Ben gidip alışverişimi yapayım, dolaplarımı seçeyim, fayanslarımı seçeyim. Sizin İstanbul trafiğiyle baş başa bırakalım. Asıl beyin üzerinde biliyor musunuz? Sizden ayrılmak ustalarım ya. Bu arada bensizken yemek yiyin. Lütfen, sizin için sofra da hazır. Evrim, Kuddusi ustamız senden yardım etmeni istiyor. Seni burada tutsak, alışverişe gitmesen, seninle beraber ne çalışsan bizimle. Yani trafiğe de gitmemiş olursun. Yok ya. Ama kim alışveriş yapacak? İş bölümü yapmak zorundayız ya, değil mi? Biz nasıl paylaşım yapıyoruz? Keşke arabada yer olsa da seni de götürsem, kaytarsan değil mi Süleyman abi? Ben burada ıssız ıssız duruyorum. Bulaşma mı diyorsun? Yok, sen onda da bulaşma. Ben bulaşıyor muyum siz Allah için ya? Sohbet ediyoruz, iş konuşuyoruz burada ama sen hiç aramızda değilsin. Hala gözün yemeklerde, ben anlamadım. Şu anda arkanızdan dedikodu yapıyor. Öyle mi? Pozisyon arkada. Biz size söylerken inanmıyordunuz bu bize. Evet, ayrı takılıyor. Ne gözünüz orada, ben anlamadım. İş konuşuyoruz, siz de bir fikir üretsenize. Ben soruyorum, beyaz diyorlar, bir şey diyorlar. Süleyman abi, sizin fikriniz yok mu? Ne yapalım buraya? Sizin fikirleri ben saygı duyuyorum. Onaylıyorum. Aç mısın? Yok, sağ ol. Allah razı olsun. Bir tane daha vereyim mi? Yok, yeter. Evrim Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Kulağına bir şeyler fısıldadınız. Onların her şeyi bize anlattı. Hepsini. Sizi onu çok biliyor sevdiğini, bizi az sevdiğinizi. Bunu söylediniz mi kulağına? Söylemişsiniz. O da bize anlattı hepsini. Açılmaya kalktı. Söyledik. Evet. Bizim için öyle mi diyorsunuz siz Evrim Hanım? Yok, söyledim. Öyle söylediniz. Missiniz. Şu an cevap yok. Biz beklemiyorduk ama. Ben mi dedim öyle bir şey? Ben de demişim. Ben sizi çok seviyorum, onları az mı seviyorum dedim. Öyle demişsiniz. Öyle demişsiniz, bize öyle söyledi. Ben de demişim. Söylediği için cevap da veremem. Ben demişim size, öyle mi? Kulağına söylediniz. Ben miymiş diye. Bilmiyorum, size soruyorlar. 5 dakika sonra indi beraberiz, haberin olsun. Kulağına bize fısıldanmışsınız böyle. Evrim Hanım bana böyle dedi diyor. Söylemezse biz nereden bileceğiz? Biz nereden bileceğiz? Dedim mi öyle bir şey ben size? Ya ben öyle bir şey dedim mi diyorum ben de sana. Ben ne bileyim, yalnızda mıydım ben siz söylerken? Bize dedin, bize dedin. Evrim Hanım'a demedin, bize söyledin. Bize söyledin. Orada ne diye bana ne? Ne? Söyle. Küçük olduğun usta var mı dedin? He, söyledin. Var, başka? Ne olmuş? Tamam. Söyledin değil mi? Başka? Ne dedin, tam kutçisi var dedin. Başka? Bunu kim söyledi, ben mi söyledim? Ama Evrim Hanım da size söyledim. Siz kendiniz de duydunuz orada. Tabii açık yüksek sesle. Duymadık ki siz ileri geçmişsiniz. Sadece bizim konuşmamızı söylüyorlar yani. Ama bize tek söyledi Süleyman'ın. İçinizde Evrim en çok sizi az seviyormuş, çok beni çok seviyor dedi. Evet, yok, öyle bir şey söyledi, diyemez. Öyle bir şey demedim ben ona, değil mi? Süleyman Bey söyledi. Kulağıma şu söyledi. Şu gözlerinde dursun mu? Öyle bir şey demedim. Ya tamam, dur. Hiçbirinizi ayırmam çünkü. Tamam. Şu ekmek gözünde dursun mu? Sen alışverişe gittin, geldin mi? He, gittim, geldim. Sen yoruldun. Ne yaptın? Çok yoruldum. Masa mı yapacağım? Ona bakayım, ayaklarımı koyacağım. Bir de İngilizce anlamıyorum diyor. Türkçe %100 yapsın. Rusça biliyor mu? Yok. Hadi.
ben çok seviyordu, sizi sevmiyordu dedi. Yine bizi dışladı bak. Öyle ben sağ kolum falan diyor. Evet. Öyle diyor bize. Siz kimsiniz falan yapıyor. Sarı falan mı diyor? Tabii da ben sağ koluyum, Evrim Hanım'ın falan yapıyor bize. Bizi dışladı böyle resmen. Bir tepeden bakmalar bize. Bir adam sendecilik. Tabii evet, bir adam evet. Sendecilik. Nedir böyle? Yapmaz. Hep onunla dinliyorsun. Gider gidelim. Ama sabahtan beri gözüm tamam sende. Senin gözün yemekte Süleyman Bey. Ben bunu anlamıyorum. Boynum tutuldu sana bakmaktan. Şimdi adamlara döndüm. Diyorsun ki gözün onlarda. Sen beni görüyor musun? Gözünü ayıramadın patates salatası. Ya patatesle kim bilir neler paylaştın ya. Bir saattir dolmayla konuşuyorsun. Neden öyle bakıyorsun? Dondu. Resetlendi. Ay demir patatese bakar gibi bana bakıyorsun affedersin. Ömer'e de ki 6 senede 9 ay nasıl durdunuz diye. Sanki duydum. Nerede? Görüyorsunuz Evrim Hanım biz onlar olduk. Beğendiremedim ben toplamda. Ötekiler gibi mi oldunuz? Ötekileştirilmiş olduk. Ötekileştirildiniz. Evet. Onlarla anlaşamıyor musunuz? Ben sizden yazılı bir şey istemedim mi Süleyman Bey? Yazılı bir şikayet. Biz verdik. İstekleriniz, dilekleriniz, problemler ne istemedim mi sizden? Kimden şikayetçiyseniz? He. Nerede o yazılı dilekçe, kağıt? Vakit bulamıyorum ben, yazamıyorum yani. O zaman lütfen ben sizi halk eğitimine yazılı kursa göndereyim yazamıyorsanız. Evet, cevap istiyoruz. Yüksek ilkokulu bitirmiş. Arkadaş yazmış zaten. Yazdınız mı kursa? Ben yazdım. Biz yazdık. Ben de yazdım. O zaman ben dönüşte alıyorum o kağıtları, hepsi, tamam mı? Hepimiz yazdık. Ben yazamıyorum, ben fırsat bulamıyorum. O zaman bir fırsat verin, 10 dakika yaz. Tamam. Evrimcim sen geç kalma istersen. Süleyman ustamıza durumu biz anlatırız. Bak ben gidiyorum. Tamam. 1 milyon tane yere gideceğim. Alışveriş yapacağım. Allah yardımcın olsun. Sağ ol. Şimdi Buse'yi çağırıyorum. Bak senle konuşuyorum. Kimseyle konuşmuyorum. Farklı mısın? Kaç tane adamı arkamın dönmüş durumdayım. Hayır. Hala da dinleme diyorsun. 6-7 dedim. Tamam tencereyi seyir. 8 senle ben kapağı az diyorum. Hala hayır. Ötekileştiriyorsun onları. Neyse ben şimdi Buse'yi çağırıyorum. Balyozu vurduralım. Buse! Buse! Efendim tatlım. Gel tatlım. Gel tanıştırayım benim ustalarım, ağalarım. Eski beton tezgahtan kurtulmayı dört gözle bekleyen Buse, balyozu almadan önce Evrim'in de ikazıyla gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Artık balyoz sallamaya başlayabiliriz. Hadi. Beraber vuralım mı? Sen yap. Hadi. Ben daha önce vurdum. Bu sen istedin. Senin dileğin senin evin. Evet. Hadi abi, bismillah. Şöyle vurun. Önce bak şurayı vuruyorsunuz. Burayı mı vuruyorum? Tabii. Evet. Şöyle vurursanız. Haydi bismillah. Ay. Ay çok ağır kız bu. Ver ben yapayım. Bir de ben deneyeyim ver. Ay al da tutamıyorum çok ağır. Anam nasıl yapmışlar? Çok ağır. Bir tane de ben vurabilirim. Lütfen. Tamam. İşe erbabına vurun. Buradan çekelim. Bir tane vuracağım. Yok size vereceğim. Ha bize vereceksiniz. Tamam. Bakalım bu beton yığını işin erbabı Kadir ustamıza ne kadar dayanacak? Hı. Ay babacığım! Ay! Ay benim babama bak! Ay! 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 Şimdi vurabilirsiniz. Beton tezgahı iyice yorduk. Artık balyozu Buse'ye verebiliriz. Kız rahatladın mı Buse? Çok! Çok diyor. Kime vuruyorsun onu hayal et. Buse beton tezgah yerine kimi koydu bilinmez. Ama balyoz sallamaktan iyice yoruldu. Teşekkür ederim. Neyse olsun yaptık. Sizin de ellerinize sağlık. Ellerinize dönüşte sağlık. Görüşürüz. Biz alışverişe gidiyoruz usta. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Kanter içinde kalan Kadir ustamız nasıl çileden çıkacak? Bak defter süs koyar mısın? Bak 2 saattir burada yer kırdım, oraları çektim. Bak kanter içinde kaldım. Şu anda elim, yüzüm, burnum belki de toz toprak içine bir an önce ben hep alçıda bacıyı yol vereyim geçirdim diye. Ama bitirmişsin sonra. Bitirdim tabii. Alışverişe çıkan hanımlara Evrim nasıl bir sürpriz hazırlayacak? Siz yürüyün kızlar. Peki tamam. Süleyman Usta'nın getirdiği güveç tenceresinden bakalım neler çıkacak. Yemeğin tadına bakayım ben de o zaman. Pek o bak. Yemek lezzetli gibi gelmiyor bana. Gelmiyor mu? Bazen bak. Bakayım mı? Kuş başı. Yani profa dilemi acaba. Kuş başı. Hepsi ve daha fazlası Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Hayatına ilk defa balyoz salladın değil mi? Aynen öyle. Balyozun kendisi alır. Biz
size ne bir de sizin oldu? O seramik kaplama mutfak tezgahı nedir öyle? Eski antika. Demir. Tamam. Antika. Ama eski işçilikler daha sağlanmış. Değil mi? Evrim alışveriş öncesi ev sahiplerimizle aracımızda sohbet ede dursun. Ustalarımız mutfağı boşaltmaya devam ediyor. Beyaz eşyalar derken sıra geldi şişmiş dolap kapaklarına. Birazdan balyozlar sallanıp moloz yığınları çuvallanacak. Bu arada bakalım aracımızda ne dedikodular dönüyor. Bir şey soracağım. Şu alışverişten sonra biz sizi eve sokmayacağız. 2 gün. Nerede kalacaksınız? Var yerimiz. Arkadaşımla kalacağız. Öyle mi? Beyimiz bir şey demez inşallah enişte. Öyle bir lüksü yok. Aa, ay sizde erkekler var ya, kadın egemen toplum. Aynen. Bu eski dolap kabinleri kullanılacak halde değil. Rutubet her yanını çürütmüş. Öncelikle ahşap iskelete balyoz sallıyoruz. Kuvvetli Kuddusi ustamız sayesinde eski mutfak tezgahı giderek yok oluyor. Ev sahiplerimiz mutfağı bu halde görse kim bilir ne yaparlardı. Senin Osman? O da garibim, işe gidip geliyor zaten. İşe gidiyor, geliyor, yatıyor, dinleniyor. O da kendi evinde öyle. Akşamlar nasıl geçiyor ailede? Aynen böyle. Bütün oturup makara yapıyoruz, ne yapıyoruz? Gır gır şey, bunun arkadaşları gelir. Aynen, arkadaşlarım gelir genelde. Yani Onur'umuz vardır, bizim meşhurumuz. O gelir falan. O çok gelir. Benim hatta eskiden gıdığımla alay eder. Pelikan gibiydin kanka falan der. Çift çünkü gıdık vardı der böyle. Pelikan falan. Gibiydin böyle. Çok dalga geçer benimle falan. Öyle geçiyor. Benimle dalga geçiyorlar sürekli. Biz ustalarımız neler yapıyor bir göz atıp hemen dönüyoruz. Bakalım Evrim İstanbul trafiğini atlatabilmiş mi? Tam zamanında. Aracımız nihayet ilk alışveriş noktasına geldi. Biz geldik. Merhaba, afiyet olsun. Biz geldik. Buyurun kızlar, altın kızlar. Aynen. Gelin bakalım. Hadi gelelim. Burayı bakalım. Biliyor musunuz? Yok, vallahi ilk defa geliyorum. Merhaba. Geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, tanıştırayım Şengül Hanımcığım. Ay merhabalar. Dur. Merhabalar. Şengül Hanımcığım, Buse Hanımcığım. Merhabalar. Heyecanlıyız da biraz. Ay, biz. Çok. Alışverişi aynen. Çok seviyoruz çünkü. Her insan gibi. Aynen öyle. Hani normal bir insan gibi. Aynen. Normal bir insan gibi. Şimdi biz mutfağımızı yapacağız. Tabii. Parke istiyorum. Tabii. Ben bir de duvar kağıdı istiyorum. Hemen parke bölümüne yönlendim. Evet. Yardımcı olalım size. Tamam. Evrim ev sahiplerimiz de parke bölümüne geçerken evden matkap sesi yükselmeye başladı. Bakalım Kuddusi ustamız bu alanı neden kırıyor? Neler yapıyoruz ustacığım? Bildiğiniz gibi her zamanki gibi kırmaya devam. Elektrik hatlarımızın yerlerini açıyoruz şu an. Bugün elektrik işimiz çok mu?
bugün bayağı bir yoğun elektrik hattım var. Mutfak olduğu için daha yoğun elektrik tesisatı yapıyoruz çünkü. Buzdolabı var, fırın var, ankastre sistemi olduğu için mecburen hepsinin hattını ayrı götürmek zorundayız bunları. Peki başka hangi işlerimiz var? Bugün ilk etapta ben başladım zaten. Şimdi birazdan Kadir Usta da başlayacak. Peşine alçılava işimiz var. Mehmet Usta tavanda yapacak onları. Peşine alçılava bittikten sonra da Derviş Usta alçı çekme işlemlerine devam edecek. Tavan işlerimiz neler? Tavanda spot aydınlatmamız var. Avize kullanmayacağız burada. Sadece spotla aydınlatma yapacağız. Ustacığım biliyor musun? Şengül Hanım'ın annesi ekibimizi teftişe gelecekmiş. Buyursun gelsinler. Annemiz değme ustalara taş çıkardığını söylüyor. Şimdi önce gelecek bize yardım edecek. Bakalım yapabilecek mi? Taş çıkartabiliyor mu? Ya da verdiğimiz işi yapabiliyorsa o zaman taş çıkarmış olur. Ya yapamazsa demek ki sınıfta kaldırılmıştır. Ellerinize sağlık ustam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Bakalım şanslı ev sahiplerimizin Evrim Akın'la ilk alışverişleri ne durumda? Evet. Ben size ürünlerinizi aşkına göstereyim. Bel kırmızıyı cart diye yapıştırmışım bak mutfağa mesela. Aa. Aman. Aman dedi kadın. Niye kadın? Klasik sevdiğim için belki de bir anlamı ama. Ne klasik? Ay beni bayıltıyor klasik klasik diye. En iyi kırmızı olsun, ay. Üç kuruş fazla olsun. Aynen. Neyse canımcığım hadi sana bırakıyorum, senin zevkin olsun. Tabii ki kırmızı koymayacağım. Teşekkür ederim. Herhalde. O kadar da değil. Biz çok sevindim. Annem bu olayı çok sevindi ya. Annem buna sevindi. Şimdi mutfak dar olduğu için... Tabii. Ben daha açık renkler tercih edeceğim ki ferah gözüksün, daha geniş gözüksün. Olur. Şöyle bir tane modelimiz var. İsterseniz yani ona gösterelim. Beyaz renkler üzerinden gitmek istiyorum. Daha bej, daha beyaz, tabii. Daha gri renkler üzerinden gitmek tabii. İstiyorum. Tabii. Şöyle bir modelimi göstereyim isterseniz size. En çok tercih edilen genelde. Genelde ufak yerlere bu tür malzemeler kullanıyorlar. Çok güzel. Parke canım. Aa, çok güzel. Aa, harika. Çok şık değil mi? Mermer gibi değil mi? Evet. Ha? Ben acaba mermer. Ayıklıyor. Ellesene mi? Evrimcim, ev sahiplerimiz de beğendi galiba. Alıyorum. Aldım. Ne diyorsunuz? Alalım mı kız? Alalım. Alalım. Alıyorum. Alalım. Tamam. Ölçüler adresi mesaj atıyorum. Tamam, yardımcı olalım. Bir de duvar kağıdı istiyorum. Onu bu tarafta sizi böyle alayım. Duvar kağıtlarına geçmeden evdeki son duruma bakalım. Kadir ustamız da matkabı eline almış. Eski su tesisatı açığa alınıp değiştirilecek. Evrim Evye'nin pencere önüne alınıp ev sahiplerimizin gün ışığından daha fazla faydalanmasını istemişti. Bu nedenle tesisatın yönünü ve eski boruları değiştirmemiz gerekiyor. Tabii bu bataryalar da yenilenecek. Şimdi sizin o fayanslar var ya... Kaç yıllık dev? 40 mı? 40 yıllık. İşte sen de 40 ben değil mi? Aynen. İşte o eski fayansları kaldırıp atıyoruz. Yerine de ben duvar kağıdı döşüyorum. Niye biliyor musun? Hem daha modern biliyorsun duvar kağıdı. Bir de atıyorum 2 sene geçti, 1 sene geçti. Canım mı sıkıldı? Kaldır o duvar kağıdını, yeni bir duvar kağıdı döşe. Evet. Zevkine göre. Çok mantıklı. Fayans olunca abicim ustayı sok içeri, çıkar kazı. Doğru. İnşaat yani. Bir sürü iş, hem masraflı olacak hem de orada evladiyelik oluyor. Bir sürü iş çıkarıyor sana. Doğru. Aynen. Duvar kağıdı her zaman daha hem daha hesaplı olacak hem de zevkine göre istediğin şekilde değiştirebilirsin. Değil mi Özdüş? Daha hesaplı. Ben size isterseniz modellerimizi böyle göstereyim. Evet. İsterseniz kataloglarımız da var. Ben onlara da sırayla. Tabii evet, silinebilir yüzeyli, tekstil yüzeyli. Evet. Tulumunu giyip ustalarımızı ziyaret eden Evrim acaba neyle karşılaşacak? Ne haber gençler? Ay üç kişiler çıkan sese bak. Ne yapıyorsunuz? Okul yok mu ya? Yok.
canım. Nasılsın aşkım? İyiyim tatlım. En çok tercih edilen katalog ürünlerim var isterseniz. Size şöyle birkaç model göstereyim. Bu salon yatak odası için olur da mutfak için. Mutfağın yeni konseptini belirleyen Evrim, duvarlar için en iyi kağıdı seçecek. Benim böyle arada simler hoşuma gidiyor. Yani çok fazla olmayacak ama çok az ve hafif. Sadece güneş ışıklarından görünebilen. Zaten ışığımız da az bizim. Mutfağımız küçük olduğu için. Penceremiz de minik. O zaman daha açık renkler tercih edebilirsiniz. Görünen o ki hanımlar kataloglardan gözünü alamayacak. En iyisi ustalarımızın yanına dönelim. Neler yapıyorsun ustacığım? Şu anda temiz su tesisatını çekiyorum. Mevcut evimiz buradaydı. Tam binanın ortasında yani hiçbir kullanışı değildi. Şimdi gün ışığından faydalansın diye evimizi camın önüne alıyoruz. Onun için de oradan soğuk su ve sıcak suyu oraya taşıyorum. Ondan sonra da su tesisatını çekeceğim. Burada gördüğünüz gibi montajını yaptım. Ana girişini. Ondan sonra da benim tesisat işim bitmiş olacak. Peki neden kanter içinde kaldın Kadir Ustam? Çok mu yorduk seni? Şimdi biraz tozdu. Hani biliyorsunuz eski tezgahtı, beton tezgah. Onun tozu, onun şeyi biraz da sıcak, onun teri. O yüzden bilmiyorum ben şu anda yüzümü görmediğim için siz görüyorsunuz. Öyle miyim gerçekten? Gerçekten toz içinde kalmışsın ustacığım. Heyecanınız olsun. Şimdi suyla çıkacak bir şey. Senden sonra mutfağın hangi işleri var? Benden sonra zaten elektrikçi arkadaşlarımla yerlerini hazırladı. Benim bir yarım saat işim kaldı kalmadı. Ondan sonra da alçı levhacı arkadaşımız tavanda bazı işlemlerimiz var. Fazla da açık vermeyelim ki finalde sürpriz olsun. Ellerinize sağlık ustacığım. Toz toprak içinde kalın ustamız. Mutfağın yeni tesisatını bitirmeye çalışırken gelin biz alışverişe dönelim. Ben seçtim siz. Sen seç. Sen bitmiştir. Yani gözünüze çarpan bir şey var mı? Yok. Birazın kaldı. Karmaşık geldi bana bunlar çok. Bir ellesenize şunu. Evet. Hiç kağıt gibi de değil. Deri gibi değil mi? Evet. Aynen çok güzeldi. Ya bunu rahat rahat silersin. Silerim deterjanlarım da ben. Ay illa o deterjanı sokacak oraya. Evet. Yapma kurban olayım. Yok, bak yok. Ne diyor nemli bezli. Zaten çok kirlenmez de siz temiz ailesiniz. Ne kirlenecek? Kedi yok, köpek yok evde. Evet, üst kattasınız da. Ne olacak? Mesela bahçeli ev değil, hani toz toprak girsin eve. Aynen. Ben bunu istiyorum. Tamamdır, onu hemen işleme alıyorum. Tamam, bunu da ölçülerini ve adresi olur. Zaten gönderirim. Tamamdır, yardımcı oluruz. Tamam. Çok teşekkürler yardımlarınız hayırlı için. Hayırlı olsun tekrardan. Sağ olun, kolay gelsin. Hayırlı olsun tekrardan. Ay ne güzel alışveriş yaptık değil mi? Aynen. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Ay çok teşekkür ederim. Canım. Ay kuzum. Ay hadi hayırlı olsun bebeşim. Biz Fransızlar böyle. Evet, şu yöresiniz. Hadi Le Monde gidelim. Hadi o Monde'yi. Hadi diğer alışveriş merkezine. Parlez-vous français? Ah, benim sandviç. Sandviç? Comment allez-vous? Merci beaucoup. Ah, canım ayol. Gel. Geldim. Dankeschön. Evrim ev sahiplerimizi aracımızla bir sonraki alışveriş noktasına götürürken biz de ustalarımızın yanına dönüyoruz. Ne kadar işin kaldı ustacığım? Şu anda temiz su tesisatını çektim. Musluklarını bağlıyorum. Ondan sonra pis suyilerini bağlayacağım. Ondan sonra da zaten başımın etini yiyen bir alçı levhacı var. Kadir abi. Ah işte bak. Aldık ismini geldi. Hayırdır abi ya? Sabahtan beri seni geçiyor. Zahmet edilmiş sen. Eyvallah.
Abi biz sana baba baba dedik. Yani bu baba artık evlatlarına eziyet eder oldu yani. Ulan depesüz koyuyor musun? Bak iki saattir burada yer kırdım, orana çektim. Bak panter içinde kaldım. Şu anda elim, yüzüm, burnum, burnum belki de toz toprak içine gibi. Bir an önce ben hep alçıyla başlayıp yol verip geçirdim. Diye. Ama bitirmişsin sonra. Bitirdim tabii. Ben de bitirdim ama öbür tarafta kaldım tartışım. Mehmet, hadi gel. Hadi seni seviyorum, hadi. Hadi abiciğim, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kadir ustacığım, bir sorun mu var? Şimdi bunlar, bilmiyorum beni seviyorlar mı, sevmiyorlar mı bilmiyorum da. Büyük ihtimalle seviyorlar. Sevdikleri içinde böyle beni sık boğaz ediyorlar. Hadi, bitmedi mi? Geliyoruz, hadi ihtiyar. Yani bu. İşleri güzleri bu. O zaman seni daha fazla meşgul etmeyelim ustacığım. Valla siz de aynı geldiniz başıma dikildiniz. Bir iş geri kalıyor, ben de onlardan böyle bağırıyorlar. Ekibimizin sevilen ustası Kadir Baba ne kadar kızsa da herkesi bağrına basmaya devam ediyor. Ya hadi 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 bitmedi bir daha. Ha, bir tane daha başlıyor. Kadir Babamız daha fazla kızmadan gelin Evrim Akın'la alışverişe devam edelim. Merhaba. Hoş geldin. Prenses. Çok özledim. Özledin mi? Çok. Ay dayanamıyor ben seni. Evet. Aa, bak bak ne haber? İyiyim. Benimki iyi. Tanıştırayım. Şengül Hanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Serpil. Serpil. Kanki Tom. Kanki Tom. Canım Kanki Tom. Yeni Kanki güzelliği... Tom. Rujun ne güzelmiş. Teşekkür ederim. Sonra markasını alırım. Tamam, söylerim. Çok yakışmış. Çok evet. Teşekkür ederim. Bugün çok güzelsin. Bayıldım. Gene taktın mı küpüşleri? Taktım. Aferin. Koliler de güzel olmuş. Teşekkürler. Gidelim. Alışverişe çıkan Evrim şimdi de gelenekselleşen yarışmasını yapacak. Hah. Ne yapıyoruz? Hiç sormuyorsun. Neyse. Tamam. Hah. Başladık evet. Yarışmamıza. Evet. Şimdi başlayalım. Geleneksel Serpil'e yarışmamız var. Öyle. Sence ben Şengül Hanım'ın evinin neresini döşüyorum? Şimdi yani salon. Doink. Olmadı. Mutfak. Tüling. Evet. Bravo. Tamam. O zaman neyden başlayalım? Şimdi ne oldu? İkinci. İkinci de bildim bu sefer. Üçte sana hediye geliyor. Evet. Tamam. İkinci bildi. Mutfak. Tamam. Ankastre. Hadi Ankastre'ye gidelim. Hadi o zaman hemen Ankastre'lerin olduğu bölüme geçelim. Sana hediye ettiğim rujun aynı rengi. Aa. Evde. Niye aynen, sürmedin? Sürmedim bilmem. Ben bugün bunu ruj hediye ettim. Ay, çok, aa, evde aynı renk. Çok teşekkürler. Ay. 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 Evet, hangi renkler? Mutfağımız küçük. Tamam. Biliyorsun ben tamam. Küçük yerlerde aydınlat, aydınlık ve geniş gözüksün diye beyaz yani aydınlatırım. Kesinlikle. Ama bu sefer ankastreyi ben beyaz istemiyorum. Siyah istemiyorum. Gümüş rengi mi istiyoruz? Şengül Hanım için tasarladığı yeni mutfağı hayal eden Evrim, bakalım hangi renge karar verecek? Onu mu beğendiniz? Tamamdır. Şengül ve Buse Hanım büyük değişiklik.